El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi eğitim hakkında size bir takım önce başlamadan önce bilgilendirmeyi yapayım. Önce kağıt kalem hazırlayın. Seslerini zaten otomatik olarak kapattım. O yüzden arkadan televizyon sesi, başka bir ses vesaire almayacaksınız. Sadece benim sesim gelecek. Instagram adresimi buraya da yazayım size chatten. Oradan da kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ben kendimi tanıtacağım. Orada neler yaptığımı da anlatacağım birazdan. Sinsel Şifa, alt tire Suzan Erdal. Bu benim Instagram hesabım. Telefonumu da vereyim. Zaten eğitimin sonunda ilgilenenler bana ulaşırsa bir WhatsApp grubu kuracağım. Detaylı bilgilendirmelerle ilgili, programlarla ilgili size de bilgi vereceğim. Tamam mı? Buraya yazdım arkadaşlar. Telefonumu da yazdım. Şimdi sorularınızı chat bölümüne yazmanızı rica edeceğim. Hepsini not alacağız. Daha sonra eğer yetişse de yetişmese de ben biraz uzun tuttum eğitimi. Ne kadar çok bilgi verirsem o kadar kardır hesabı güderek. Çok bilgi paylaşmaya çalıştım. Beş saate ne kadar sığar ne kadar sığmaz emin olamadığım için böyle yedekli birçok uygulamalı derslerde çalıştım. Hocam sesiniz arada kesiliyor sadece ben mi öyle acaba? Öyle mi arkadaşlar bir cevap verirseniz seste bir sorun varsa ya sizdendir in canım. 40 dakika ders yapacağız 10 dakika mola vereceğiz. Şimdi 5 çeyrek geçe başladık bakarız kaçta mola vereceğimize. Biraz sıkıldığımızda mola veririz. O şekilde de yapabiliriz. Dediğim gibi sunumla ilgili sunumu paylaşacak mısınız kısmında hiç kendinizi kasmadan yazmakla da uğraşmadan fotoğrafını çekin arkadaşlar. Sonra bir defter tutun. Defterinize ilgilendiğiniz sizin için önemli olan kısımları yazın. Ben biraz emek harcadığınızda daha kalıcı olacağını düşündüğüm için bu bilgilerin bu şekilde bir e, karar verdim. E, eğitimi detaylı almak isteyenler dediğim gibi e, chat bölümünüze e, buraya isminizi, soy isminizi ve telefon numaranızı bırakırsanız e, ben sizi kaydedeceğim. O şekilde bir grupta oluşturacağım. Oradan size detaylı bilgilendirmeler paylaşacağım. Şimdi Suzan Erdal kimdir? Bir kız geldi karşımıza spritüel e, danışmanlık diye çıktı. Ne anlatacak? Şimdi gelelim biz bu eğitimde neler yapacağız? Şimdi spritüellik nedirden başlayacağız. Beynimizin hangi tarafı daha çok gelişmişle ilgili bir test yapacağız. O yüzden kağıdınızı, kaleminizi şimdiden hazırlayın. Ee, sol beyin mi, sağ beyin mi? Çünkü bunu sonra açıklayacağım. Ee, Spiritüel kavramlardan, yasalardan, e, alanlardan ve ustalardan biraz bahsedeceğiz, kısaca. Sonra titreşim nedir, enerji nedir, ee, çi enerjisiyle ilgili biraz e, bahsedeceğim. İnsanların enerji alanlarından bahsedeceğim. Beynimizin dalgaları, insan bedeninin enerji merkezleri, sonra çakralar konusunu eminim yüz defa dinlemişsinizdir eğitimler. Herkes eğitimlerinde çakra konusunu anlatıyor. Ama yine kısaca geçeriz üzerinden çakra konusu çünkü enerjinin temelini oluşturduğu için birçok eğitimde denk geliyordur. Ben şu gözümle takayım neler gibi yakını göremiyorum. Fizişik nedir? Duru görü nedir? E, astral nedir, reenkarnasyon, yüksek benlik, ego, karma, kader, özgür irade, imgeleme hani eminim bu konuların hepsini de hepiniz çok merak ettiğiniz konulardır diye seçip e, ekledim. Sonra e, bunlarla ilgili tabi aralarda sizi sıkmamak için uygulama çalışmaları yap e, biraz interaktif bir moda geçmek istiyorum. Sonra niyet nasıl oluşturulur ve bununla ilgili e, bir alıştırma da yapacağız. Bu şekilde e, daha çok Devam eden, şurayı görüyorsunuz zaten, sırayla gideceğiz. Şimdi e, Spritüel nedirden başlayarak e, ilerleyelim. Şu görüntüyü de sadece ben kendimi göreyim, dağılmayayım. Şimdi arkadaşlar, Spritüel Fransızca kökenli bir kelime. Tinsel, ruhsal anlamına geliyor. E, burada oku, sizin de gördüğünüz gibi Spritüelizm, e, ruhçuluk demek. E, kısaca ruhunu huzura kavuşturmayı bilen, iç dünyasında kendisiyle barışık olmayı seçen ve düşünce biçiminde pozitifliği benimsemiş kişiler için kullanılan bir sıfattır aynı zamanda. E, Tabi bu e, tanımlamayı daha sonra e, açacağız. Spiritüel kavramda en çok merak edilen e, kısımları da devam edeceğiz. Şimdi binlerce yıldır insanlar Aynı sorunlarla boğuşuyor ve insanlar acı çekmekten, kederden, öfkeden, korkudan, şiddetten, e, sahtekarlıktan, e, aldatmalardan ve yalanlardan ne yapıyor? Güvensizlikten çok muzdarip oluyoruz. Hep beraber böyleyiz. Şimdi tüm bu sorunların tek bir nedeni var. Çözülemeyen sorunların, e, deniz gibi düşünürseniz çözülemeyen sorunları, insanları hapseden bir sır, kayıp bir parça, kötü bir döngü var. İşte bu sır, bu kayıp parça, bu kötü döngü e, ve bir taraftan da sizin kendinize sürekli sorduğunuz ben kimim e, ya da ne, neden bunları yaşıyorum şeklindeki sorularınızın e, birçoğunun kaynağı aslında spritüel bilgileri kavradığınız zaman çözülmeye başlıyor. Şimdi e, böyle bir girizgah yaparak gideceğim sonra devam edeceğiz zaten. Şimdi spritüel nedir de? Ee, evrensel gerçeklerle uyumlu yaşamanın da karşılığı ruhsal olan her şey spiritüel kavramın içine giriyor arkadaşlar. Beden ruhu deneyimlemek için yaratılmıştır. Şimdi burayı da bir taraftan okuyorum. E ee, bazı görsel, bazı işitsel olduğu için e ee, insan ruhu olan evrensel enerjiyle aynı frekansta titreşen özünde enerji kaynaklı bir varlıktır. Duyguları bastırmak Hipnozumuz olurken insani duygularımızı hissetmek ve ifade etmekte spiritel yanımız olacaktır. Şimdi bu spiritelin genel e, geçer kavramları. Şimdi e, size e, eğitimin başında bir test yapmak istiyorum. E, kağıdınız, kaleminiz hazırsa arkadaşlar. Bu testin sonucunu sonra hep beraber göreceğiz. Şimdi e, testimiz şöyle: e, A mı B mi e, şıkkı olduğunu tek tek yazıyorsunuz. Birinci e, soru A şıkkı, ikinci soru B şıkkı şeklinde siz kendinize göre olan cevapları e, lütfen not alın. Şimdi bir, okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz? A, Türkçe, resim, sosyal bir derslerimiz, yani sosyal ağırlıklı dersler mi? E, B, fen ile ilgili olan dersler mi? İşte matematik, fen, daha sayısal. Hani sözelciler, sayısalcılar var diye öyle düşünün. Sözelimi seviyordunuz, sayısalımı seviyordunuz. A şıkkı, B şıkkı. Herkes işaretlediyse zaten sorular uzun değil. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Soru 2. Hangi tip sporları yapmaktan hoşlanırsınız? A. Tek başına yapılan sporlar. B. Takım sporları. Çok zor sorularım biliyorum. Kopya çekmeyelim lütfen. Şerif Hanım bir tarafa bakıyorsunuz görüyorum lütfen elinizi kaldırın. <laughs> Kopya yok. Şimdi üçüncü sorumuz. E, gördüğünüz rüyaları ne sıklıkta hatırlarsınız? A sık sık hatırlarım. B ender olarak ya da hiç hatırlamam. Bunu da not alın. Dördüncü sorumuz, ellerinizi ve mimiklerinizi konuşurken ne kadar kullanırsınız? A çok kullanırım. B çok az kullanırım. Bunu da işaretlediysek, diğer soruya geçiyorum. İki elinizin Parmaklarını birbirine geçirerek kapatın. Hangi elinizin baş parmağı üstte kalıyor? Evet o şekilde doğru. Hangi elinizin baş parmağı üstte kalıyor? Sağ mı sol mu? A sağ B sol. Şu baş parmağınız hangisi? Şöyle, şöyle kapattığınız zaman üstte kalan parmak. Yani bu parmağınız mı şu parmağınız mı? Ona göre sağ elinizin parmağı mı sol elinizin parmağı mı onu not alıyorsunuz. Altıncı sorumuz. Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edin bakmadan. Şimdi saate bakın. Ve yanılma payınız ne kadar? 10 dakikadan fazla mı? 10 dakikadan az mı? Tabii eğitime de başladık ama gecikmeli başladık. O yüzden çok da gecikmedik. Hesap edebilirsiniz. E, yedinci sorumuza geçiyoruz. E, aşağıdakilerden hangisi daha kolay? E, aşağıdakilerden hangisini daha kolay hatırlarsınız? A. İnsanların yüzlerini. B. İnsanların isimlerini. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. 8. sorumuza geçiyorum. İki gözünüzü açık tutarak elinizdeki kalemi bir cam kenarı veya kapı kenarıyla hizalayın. Şimdi cam kapıyı zaten şimdi gidemeyeceksiniz ama sonra sol gözünüzü, sonra sağ gözünüzü kapatın. Ya bilgisayar ekranınızda da böyle hizalayabilirsiniz, ee, ekran'a bakarak da orada düz bir çizgi var, ya ona göre hizalayın. Önce e, sonra e, bir sol gözünüzü kapatıyorsunuz, sonra sağ gözünüzü kapatıyorsunuz. Hangi gözünüzü kapatınca kalem daha az oynuyor? Sol gözünüzü kapatınca mı, sağ gözünüzü kapatınca mı kalem daha az oynuyor. Şöyle yat, e, dik tutun, ekrana böyle düz bir şekilde, ekranın bir tarafı kenarı böyle düz ya onu böyle şey baz alabilirsiniz. Sol gözünüzü kapatınca mı, sağ gözünüzü kapatınca mı kalem daha az oynuyor. A sol, B sağ. Onu da yazdınız sanırım. Şimdi sonuçlara bakalım. A cevabınız fazlaysa sağ beyniniz daha fazla gelişmiştir. B cevabınız fazlaysa sol beyniniz daha çok gelişmiştir. Şimdi ne çıktınız? Bakayım çete. Altıncı soruyu kaçırdınız. Hemen bakalım. Şimdi 6. soru. Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edeceksiniz. Tahmin ettikten sonra saate bakacaksınız. 10 dakikadan fazlaysa A şıkkı, 10 dakikadan azsa B şıkkı. Şimdi eşitse hani cevap eşitse tam söyleyeceğim. B'ler fazla, 5A 3B eşit. Sol beyin sol, sol, sağ, sağ. Hepinize bir e, yarı yarıya ya da sağ beyin sol beyin şeklinde o sorulara hızlıca tekrar bakarsak biraz gecikiriz arkadaşlar o yüzden geriye dönmek istemiyorum şimdi e, şu sonuca tekrar gelelim şimdi bizim istediğimiz şey ee, genelde şey derler, e, her yerde duyarsınız. İşte sağ beyniniz ağırlıklıysa siz psikik olabilirsiniz. İşte e, bu şifa işlerinde, bu spiritüel konularda çok daha yetenekli olursunuz. E, hızlıca baksak pek iyi olurdu. Çok zaman kaybederiz. Filiz'cim ben sana e, sonra o testi tekrar gönderirim. Yaparsınız arkadaşlar. Testi yapamayanlar e, bana telefon numarasını, adını yazsın Gönderirim ben testi size. Tamam mı? Çok ilerle, ilerlerken şimdi diğer arkadaşları bekletmeyelim. Hep beraber ilerleyelim istiyorum. Herkes işte sağ beynin e, yoğun olması durumunda çok daha e, bu konularda e, yetkin olacağını söylerler. Aslında bizim istediğimiz şey ikisinin de, de dengeli olması. Eğer zaten eşitse dengeliyse hiçbir problem yok. E, zaten o test şöyle de çürüyebilir kendimden de örnek verebilirim e, ben şimdi mühendis kafasıyım sonuçta e, sol beynimin çok çalışıyor olması gerekiyor ama benim sağ beynimde de bir sürü e, sağ beynimde çalışıyor ki bu konularla ilgili e, birçok çalışma yapıyorum e, ve çok da e, başarılı çalışmalar yaptım e, o zaman e, bu test çürümüş oluyor benim sadece sol beynim ağırlıklıysa o zaman ben bunları nasıl yapabiliyorum yapamamam lazım Dolayısıyla arkadaşlar, ne sol beyin çok fazla aktif olmalı, ne sağ beyin çok fazla aktif olmalı. Sol beyin çok aktif olduğu zaman zaten e, dikkat ederseniz e, mantıksal e, anlamda sürekli bir ispata e, doğru yöneliyor herkes. Bunu ispat etmeye çalışıyor. Nasıl ispat etmeye çalışıyor? E, kanıtla diye e, bilim adamları zaten genelde sol beyindir. Zaten eğitim sistemimiz de sol beyindir arkadaşlar. Ee, şimdi bir taraftan bakıyorum tamam ee, not alın ben size göndereceğim eğitimleri şimdi testin e, sonucunu geçelim şuraya gelelim buradan devam edelim şimdi e, bilim sol beyin mahkumiyetinin aslında bir dışa vurumu bu yüzden deneyimlemekte olduğumuz bu realitenin sırlarını çözemiyor ve çünkü bunlar sadece sol beyin ve kapalı zihinler açısından bir sır ispatlanamadığı için de bilinmezlik taşıyor. Mevcut eğitim sistemi de dediğim gibi sağ beyin ve bütün beyinli çocuklar işte sol beyinli yetişkinlere dönüştürmek üzere tasarlanmış bir sistem. Şimdi programlamayı kabullenenler kabullenmeyenler arasında da bir ödüllendirme, cezalandırma işlemi de var. Halen geçerli olan eğitimimiz iletişim yoluyla gözlenebilir. Kanıta dayalı, mantıklı bilgiyle beynin sol tarafını sadece sistemin Realite versiyonuna boğuyor. Şimdi bunu takiben e, öğrencilere bu bilgileri e, muhafaza etmeleri isteniyor. Ve iyi öğrenmeleri söyleniyor. Bunları e, ezberlemeleri söyleniyor. İşte çeşitli sınavlara tabi oluyorlar. Ve bu şekilde işte üniversitelere vesairelere girebiliyorlar. Ama mutlaka sol beyinlerinin çalışması gerekiyor. Yoksa bu sistemde var olamıyorlar. E, sistem ayrıca bir de sağ beynin etkisine girmesin diye sol beynimize bilim adamları işte e, öğretmenler, akademisyenler, medya vesaire hepsi zaten sol beyin e, bombardımanına tutuyor herkesi. İşte e, sağ beyinle ilgilenenler de genelde küçümseniyor. Yani bunun kafası çalışmıyor şeklinde bakılıyor aslında. İşte genelde Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidiyorlar. İşte işte ne bileyim e, konservatuara gidiyorlar vesaire. Şurada zaten sol beyin ve sağ beyinle ilgili kavramlar var arkadaşlar. Bunları okuyayım mı e, siz görebiliyor musunuz? Mantık e, kullanır sol beyin, detaylara odaklanır, gerçekleri kullanır, kelimeleri ve dili kullanır, e, objelerin isimlerini bilir, gerçekçidir, strateji oluşturur, temkinlidir, matematik ve bilim e, açısından en çok kullanılan sol beyin. Şimdi sağ beyinle ilgili duyguları kullanır, büyük resme odaklanır, hayal gücünü kullanır, semboller ve görseller imajları kullanır, ee, şimdi ve gelecek kavramlarını tercih eder. Objelerin fonksiyonlarını bilir. Sol beyin isimlerini biliyor ya, sağ beyin de objeleri biliyor. İşte fantaziler kurar, olasılıklar oluşturur, risk almaya eğilimlidir. Felsefe ve din konusunda da başarılıdır. Şimdi e, şu şeyde de mantıksaldır, duygusaldır. Buradan e, bakabilirsiniz daha detaylara. Şimdi sağ beynin özellikleri, e beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur. Sağ beyin görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Şimdi insan e, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır. Aynı zamanda sağ beyin lobu vücudun sol tarafındaki organlarını da yönetir. Yani çapraz yönetiyor. Sağ e, sağ tarafımız sol taraftaki organlarımızı, sol beynimiz de e, tam tersi sağ taraftaki organlarımızı yönetiyor. İşte görme, duyma yoluyla öğreniyoruz. Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla da ilgilenir. Sağ beyin geliştirme yöntemleri ağırlıklı olarak sanatsal faaliyetler içeriyor. Şimdi bunları sağ beyinle ilgili geliştirme egzersizleri de var. İşte Resim çizmek, enstrüman çalmak, şarkı söylemek, kitap okumak, kurgu yapmak, çocuklar için mesela evcilik oynamak. bunlar hep sağ beyin egzersizleri olarak görebilirsiniz. Şimdi sol beynimizde mantıksal kısmı sol lobudur. Matematiksel işlemlerde başarılıdır. Sebep-sonuç ilişkilerini iyi kuruyor ve analitik olarak düşünebiliyor. Sol beyin lobu vücudumuzun tam tersi sağ tarafındaki organlarımızı yönetiyor. Şüphecidir, inanmak için kanıt ister, her şeyi sorgular ve kanıt görmeden de inanmaz. Bir de bunların haricinde ensemizde, şu arka kısmımızda sürüngen beyin, beynimiz var arkadaşlar. O da en eski beynimiz. Şimdi bilinçaltı çakrası da deniyor buna. Bütün egolarımızı, şehvetimizi, yeme içme, barınma, çoğaltmaya yönelik her şeyi bu arka taraftaki dinle, politikayla, bankacılıkla ilgilenenler mesela daha çok bu sürüngen beyni ağırlıklı olarak kullanırlar. Şimdi şuradan size şu resim mesela benim çok hoşuma gider. Şimdi arkadaşlar şurada baktığınız zaman sol beyinde görüyorsunuz ofis başında çalışan <laughs> biz mühendisleri gösteriyor bu tarafta da e, sağ tarafta da ben artık mühendislik e, e, yapmıyorum yani proje oldukça yapıyorum e, bu sağ tarafta da gördüğünüz gibi resim sanatla ilgili kısımlarla ilgilenenleri görüyorsunuz bu saat benim çok hoşuma gidiyor sol beyin ve sağ beyni çok güzel anlatıyor bizim de amacımız bu ikisini de bir arada kullanabilmek, dengede kullanabilmek. Şimdi ben niye eee sizin sağ beyninizi ve sol beyninizi e, anlattım? Eee şimdi bununla ilgili zaten eee slaytlar ilerledikçe daha net anlayacaksınız. Önce şunu bir anlayalım arkadaşlar. Sol beynin aktif olanları da e, eleştirip yargılamayın. Sağ beyni aktif olanları da eleştirip yargılamayın. Çünkü eee İkisini de geliştirmek imkanınız var. Yani şu anda sol çıktınız diye hep sol gidecek değilsiniz ya da sağ çıktınız diye tamamen sağ ağırlıklı gideceksiniz diye bir şey yok. Bunun farkına vardığınız zaman geliştirebilirsiniz ee, ve bunu dengeye getirebilirsiniz. Zaten hayat bir denge e, ve bu şekilde de e, insanların beyin işleyişi de hani e, fonksiyonları da bu şekilde dengede ilerleyebiliyor. E, bir de şunu e, unutmayın. Hani Sol beyinli olmak kötü değil, sağ beyinli olmak da kötü değil. Hani bunun iyisi kötüsü yok. Denge, dengeye getirmeye çalışacağız. Hayatımızın amaçlarından biri de her iki tarafı da kullanıp dengeli olmak. Bu eğitim için hiç merak etmeyin. Sol beynini kullananlar da sağ beynini kullananlar da bu eğitimde mutlaka bilgi sahibi olacak. Çünkü ben sol beyinlere de hitap edecek şekilde bilgilendirmeleri aktaracağım sağ beyinli olanlara da aktaracağım. Ve bu şekilde sağ beyni az olanlar yani az, daha düşük seviyede çıkanlar teste bu eğitimde böyle daha böyle mantıksal ve teorik kısımları anlatırken daha dikkatli dinlemeye çalışsın. Onları da öğrenmeye çalışsın. Hani genelde reddediyoruz ve blokaj koyuyoruz çünkü bunun gelişmesini engellemek için. Her iki tarafa da hitap edecek ve lütfen her iki tarafa da hitap eden kısımları algılayıp Dinlemeye çalışın. Böylelikle bu da bir test olur sizin için. Şimdi e, ben sol beyinli biriyim. E, çünkü diyeceksiniz. Mantık yürütürüm. Hani bunun ispatı ile ilgili, lineer düşünürüm, sınıflandırırım, isimlendiririm, analiz ederim, e, matematiksel işlem yaparım. E, bunu çok tekrar tekrar e, şey yapmak istemiyorum zaten. Anladığınızı düşünüyorum. Bu sağ beyin sol beyin kısmını. Burada sağ beyinli olduğunuz zaman işte hayal kuruyorsunuz, sezgileriniz güçlü oluyor, yaratıcı oluyorsunuz. Bu kısımları bence anladık. Çok da uzatmayacağım. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi algı türlerine bir bakalım. Şimdi iki ayrı algı türü bulunuyor. Şimdi sağ beyin sol beyinden başlamışken, şimdi birincisi beynin sol lobunun özelliği olan özgür iradeyi oluşturan ego merkezli fiziksel algı. Fiziksel algı hızlı ve düşük beta frekansında ortaya çıkıyor. İkincisi de beyin sağ lobumuzun özelliği olan yani ilahi iradeyi geçişi sağlayan ve birlik bilincimizin özellikle özelliklerini taşıyan ruhsal algı. Bir fiziksel algı, iki ruhsal algı. Bu ruhsal algı da e, yavaş, daha yavaş bir frekansta olarak alfa frekansında ortaya çıkıyor. Bu alfa frekansı bizim aradığımız şey, bu meditasyonlarda vesairelerde biliyorsunuz, e, genelde alfa modunda çalışılıyor. E, beynin sağ lobu yeterince aktive edilmediği zaman Beynin sol lobu ile ruhsallığı algılamak ve bilinç halini yaşamak imkansızlık seviyesinde oldukça zordur. Bu ne demek? Şimdi sağ beynimizi çok aktif kullananlar için beynimizin sol lobundaki bu ruhsallığı algılamak zor oluyor. Diyor ki herhalde hayal gördüm, rüya gördüm. İşte mantıksal bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Ya da diyor ki işte. Ya öyle saçma şey mi oldu? Ben halüsinasyon görmüş olabilirim vesaire. Aslında bunların gördüğü şeylerin birçoğunun açıklaması var. Ee, ama e, bunu e, lob tarafında düşünemediği için, ket vurduğu için e, bunu önüne e, engel koyuyor. Dolayısıyla bu tarz insanları çok e, yargılamayın. E, çünkü onun e, beyin yapısı böyle çalışıyor. E, buradan bir sürü şey sonuç çıkartabilirsiniz aslında. Hani insanları eleştirirken falan... Biraz daha dikkatli oluruz en azından. Ee, hani niye bu nasıl algılamaz? Ne var ki bunda ya da bir başkasına boş işlerle uğraşıyorsun. Neymiş ruhsalmış, yok e, şifaymış, yok şuymuş, yok buymuş şeklinde gelen yorumları da çok ciddiye almazsınız. Çünkü onların bakış açısı sol lobunun ağır basmasından kaynaklanıyor. E, ve bu algılayışta algı türleri de fiziksel algı sol lob için, ruhsal algı sağ lob için. Eğer biz bunu dengede tutarsak... Her ikisini de algılayacak potansiyele sahip oluyoruz. Dolayısıyla ben e, sol lobla, sağ lobla ilgili olan işte bu spital konularla ilgili olan konularda da mesela sol lobumla beraber e, araştırarak e, daha çok böyle başka ne olabilir e, sorgulamaları yaparak farklı versiyonlar e, deneyerek ne yapmış oluyorum? E, kendi tekniğimi geliştirmiş oluyorum. Dolayısıyla sol lobum da bana katkısı oluyor. Ve bu şekilde algı türlerini de görmüş oldum. Şimdi doktor Carl Gustav Jung İsviçreli bir psikiyatr, Kitapları da var. Rüyalar diye bir kitabı da var. Okursanız güzel bir kitap. dışsal dünyanın çoğu kez içsel benliğimizin yansıması olduğunu söylemiş. O halde bu ne demek? Dışsal dünyadan yani dışarıdaki işte insanlar, çevre koşulları ya da diğer birçok insanın bizim içsel benliğimizin yansıması yani bu aynalık dediğimiz olay var ya hani karşımızdaki insanlar aslında bize aynalık yapıyor diyoruz. Bu ne demek? İşte bizim içimizdeki ruhsal durumumuz neyse bunu karşı tarafa yansıtıyoruz. Karşı tarafın bize verdiği tepkiler, davranış şekilleri bunların hepsi aslında bizim iç dünyamızın yansıması. O halde ne oluyor? Suçlayacak kimse yok ve kaçıp saklanacak yer de yok çünkü olayların hepsi kendi içimizde. Ee, bu sorunlarla yüz yüze karşılaşmamız gerekiyor. İşte bu travmaları çözmek dediğimiz konu da buradan geliyor. Şimdi zaten eğitimlerin birçoğunda bunlar hep farklı farklı anlatılıyor. Aslında olayın özetini anlatmaya çalışıyorum size. Ee, bu şekilde. ...kendimizle yüzleşmeye cesaret etmemiz gerekiyor. Bunun nedenleri şimdi ileriki slaytlarda tekrar farklı şekil açılardan neden gerektiğini de aktarıyor olacağım. Bir de böyle parantez açıp söyleyeyim. Biz içsel olarak eğer bir sevgisizlik duygusu içindeysek arkadaşlar... ...bunu R2 derslerinde, dersinde haftaya daha detaylı anlatırım. Yine bir dipnot olarak düşeyim. Karşı taraf sizi sevgisiz hissettirir. Burada olayın şifresi şu arkadaşlar. Dış dünyadaki insanlar arkadaşınız olur, eşiniz olur, çocuğunuz olur, kim olursa olsun size duygu olarak ne hissettiriyor? Sizin tek yapmanız gereken şey hislerinize dikkat etmek. İpuçları sizin duygularınız ve hisleriniz. Bir olay yaşadınız vesaire. Bunda hemen deyin ki bu olayın karşısında ben ne hissettim? Hangi duygudayım? Eğer bunu çözümlemeyi başarırsanız Sizdeki eksik olan ya da hatalı olan neyse onu keşfetmiş olursunuz. Bu durumda onu şifalamak için gerekli çalışmaları yaparsınız. Yani bunları nasıl yapacağız vesaire detaylarını diğer derste anlatırım. Ama bu ne demek biliyor musunuz? O zaman hiç kimseyi bir olaydan dolayı suçlamak, küsmek, kırılmak, yargılamak, eleştirmek konuları aslında tamamen çöp oluyor. Neden? Ben kendime değer vermiyorsam, kendimle ilgilenmiyorsam yeterince, kendimi sevmiyorsam yeterince aura alanımdan yansıyan o enerji karşı tarafa iletiliyor ve bu iletilmesinin karşılığını da ben e, bana değersiz duygusu hissettiriyor, güvensizlik duygusunu hissettiriyor. E, işte bu aldatmalar vesaire. bunlar hepsinde e, o bana bunu dedi, bunu şu, şunu yaptı. Falan, olaylara takılmayacaksınız. Yapacağınız tek şey bu bana bu olay ya da bu kişi bana ne hissettirdi? bunu hissettirdi. Aa o zaman döneceksiniz kendi. Aa ben kendimi sevmiyor muyum? Ben kendime yeteri kadar değer vermiyorum demek ki. Ben buna çalışayım, bunu çözeyim. Zaten çevremizdeki insanlar bizim tekamülümüzü tamamlamak için bize yardım etmek için e, çevremizde olan insanlar. Dolayısıyla rol verdiğiniz insanlar beraber sözleşme yaptığınız insanlar. Yani siz onlara görev verdiniz, bana bu duyguyu hissettir diye bu dünyaya gelmeden önce o insanlar da size bunu hissettiriyor. Dolayısıyla onlara kızmak, öfkelenmek yerine teşekkür etmemiz gerekiyor. İşte affetmenin temel mantığı da bu. Diyorsunuz ya ben nasıl affedebilirim böyle bir olayın karşısında? Affedin çünkü size en iyi rehberlik yapan kişi, sizi bu kadar zorlayan kişi demek ki sizin en iyi rehberinizdir. Dolayısıyla o rehbere tabii ki teşekkür edeceksiniz. Hatta burada farklı farklı sorular da aklınıza geliyor biliyorum. İşte katilleri de mahvedeceğiz, şunu da mahvedeceğiz, bunu da mahvedeceğiz. Arkadaşlar e, bunu e, yine her derste anlatmak istiyorum. Çünkü ne kadar çok kişi bunun bilincine varsa o kadar çok e, katkı olur bütüne diye düşünüyorum. E, olaylar size önce böyle tık tık diye gelir. Ben bunu öğrencilerim hep söylüyorum. Sonra tak tak diye gelir. Sonra güm güm diye gelir. En son balyoza kafanıza iner. İşte en son balyoza kafanıza inme kısmında işte evlerinin yanması, çocuklarını kaybetmeleri falan böyle çok ağır böyle travmatik e, olaylar yaşanıyor ya yani bu kişilerin hayatında çok basit bir şekilde çözebileceği konuları e, fark etmeyip çözmeyip üstüne direnç gösterip blokaj göstermelerinin neticesinde bu olaylar büyüyor. Büyüdükçe de ne oluyor? E, daha fazla karşıdaki işte e, seçtiği rehberler ona ihanet ediyor işte ölüm kalın vesaire bunların hepsi gitgide olaylar büyüyor artık balyoza kafana iniyor artık anla kardeşim diyor yani. Bu kendini hayatının merkezine koymayı öğrenmelisin. Bunların hepsinin bir çıkarımı var bunu tabii biraz bu şekilde bu çerçevede düşünürseniz siz daha çok güzel şeyler çıkaracağınızdan eminim. Bunu bir psikiyatır da teyit etmiş ben de bunun üzerine biraz böyle açılım yapayım istedim biraz beyin fırtınası yaptık. Şimdi gelelim. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi bütün geçmiş negatif enerjiler değişime uğradıktan sonra gerçekten kim olduğumuzu keşfetmemiz mümkün olacaktır demişim. Şimdi bu ne demek? Biz ee, geçmiş hayatımız yani bizim şu an şu andaki yaşadığımız hayatımız ve yani bundan önce tabii tekrar tekrar bu yaşama gelmekle ilgili e, kiminiz inanıyorsunuz kiminiz inanmıyorsunuz ben inanıyorum. Mantıklı açıklamalarım da var. Ee, oradan da getirdiğimiz karmalarımız e, sol beyinler için DNA olan e, DNA olarak gelen aktarımlarımız bunların hepsini olumsuz olanları çözmediğimiz zaman ilerleyemeyiz. Dolayısıyla bizim onları önce bir şifalayıp çözmemiz gerekiyor. O zaman öz güçlerimize bağlantı kurmamız e, mümkün olabiliyor. Diğer türlü bu yeteneklerin, bu şifacılık özelliklerinin, bu enerjilerin, frekansların işte boyut atlayanların vesairelerinin sizden hiçbir farkı yok. Hepimizde aynı enerji potansiyeli, aynı şifa potansiyeli. Bakın potansiyelimiz hepimizde aynı, eşit var. Ama bir kısmı o perdeyi açmayı başaranlar Fark edenler, görenler, hani bakmak ve görmek arasında fark var ya, e, bunu hissetmekle ilgili. İşte sol beyin çalışıyorsa bunları çok saçma bulup bir türlü o yeteneğini ortaya çıkaramayabilir. Sağ beyin çok aktifse sol beyin mantığında kullanmadığı için fazla ruhani boyutta uçar kaybolur. Hani çıkar astralde dolaşır astralden geri gelemez. Koma kafasında gezer sürekli bir bitki sel hayatta gibi böyle başka bir beyinle geçer. Bir de o tarzlar var. Hani her şeyin aşırısı iyi değil. Dolayısıyla biz hep denge dediğimiz nokta burası. Böylece ne yapıyoruz? Negatif duyguları bloke olmayan bir ışık bedeni yaratmış oluyoruz. Biz bu temizliği yaparsak. Şimdi bunu yaparken de arkadaşlar zihinden kalbe inmemiz gerekiyor. Şimdi e, bu, bunu nasıl bu açıklayabiliriz? Zihin bizi e, madde dünyayla sürekli meşgul eder. İşte egolarımızdan beslenir. Hayatımızı bugüne kadar hep e, zihnimiz yönetti. Yani o kendisini dışarıdan ne yüklendiyse. Bize bize de onu yaşatıyor bilgisayar programı gibi düşünün zihnimizi ee, ne yapmamız İşte sabah erken kalkacağız kahvaltı yapacağız çocukları işte okula hazırlayacağız işe gideceğiz geleceğiz şu bu e, şurayı temizleyeceğim şu tadilat yaptıracağım araba alacağım ev alacağım hep ne bunlar hep kök çakra konuları e, dünyevi konular peki biz bu dünyaya işte e, yiyip içip e, çalışıp çocuk yapıp sonra torun bakıp vesaire bunun için mi geldik sadece dünyaya e, bu kısımda ne giriyor devreye? inanç giriyor. İnançla kalp zaten ortak çalışıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizi insan yapımı kurallarla zihnimiz meşgul ediyor. Yani materyalist ve bencil yapıyor tabii bu tarafta. Robotlaşmış, hissizleşmiş bir şekilde böyle sürekli rutin, monoton işlerimizi yapıyor oluyoruz. Şimdi zenginliği, işte güzel kıyafetleri, gösterişi, bize ne olarak tanıtıyorlar? Medyada da görüyoruz. Mutluluk olarak gösteriyorlar. Yani ben çok zengin olursam, çok para kazanırsam, güzel kıyafetler giyersem, son model arabam olursa e, çok mutlu olurum. E peki o zaman soru soru, e, bu milyarder popçular e, işte e, sanatçılar neden tükenmişlik sendromu yaşıyor? Ya da neden e, sürekli işte uyuşturucularla zihinlerini e, uyutmaya çalışıyor? Neden mutlu değiller? Çünkü artık bir hedef kalmamış. Ee, öyle ki zihnimiz ya e, kalbinin sesine ulaşamıyor sürekli e, istediği şeyler e, neyi besliyor? Bizim e, zihnimizdeki sürekli o mutluluk e, formatını besliyor oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Zihnimizin sesinden vicdanımızın kalbimizin e, sesini duyamaz hale geliyoruz. İşte bu dönemlerde ne yapmamız lazım? Zihnimizden uzaklaşıp kalbimize inmemiz lazım. Kalbimizin sesini duyuyor olmamız gerekiyor. İşte kaynağa bağlanma da uyanış da işte bu noktada başlıyor. Hani e, uyandı bir kısım insanlar, uyanmadı bir kısım insanlar diyoruz ya. Aslında bu uyandı, uyanmadı konuları e, kalp sesini, içsel sesini hani dinley duyanlar için uyanış gerçekleşmiş oluyor, başlamış oluyor. E, diğer türlü e, zihin sesiyle meşgul olanlar daha önemli işleri oluyor işte. Daha önemli işler işte e, parasal mevzular vesaire. Şimdi kalbe iniş nasıl olur? Sevmekle başlar arkadaşlar. Hep sevgi frekansı sevgi frekansı diyoruz ya en güçlü frekans olduğu için bu. Eğer sevgiyi hayatımıza çekmek istiyorsak önce kendimizi sevmeliyiz. Kendimizi sevmezsek başkalarını da sevemeyiz. İşte zihnimiz sürekli bize İnsanları yargılamayı, yanlışlarını görmeyi, onlara işte telkin ederken e, kalbimizde ne diyor? Sev, affet, hoşgör. gör. E, bunlar tabi e, hani aradaki farkı e, anlamanız için size bir örnek vereyim. Şimdi en çok dır 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 konuşan e, zihin arkadaşlar, e, e, konuşan içinizdeki o sesteki konuşan şey zihniniz. Ama ee, şey olarak konuşuyorsa e, sadece böyle küçük yumuşak bir ses tonuyla ve az kısa öz cümleler kurarak e, boş ver Suzan'cığım sen bu, e, kendini dinle. E, önemli değil. Affet. Hoşgörülü ol. Vesaire böyle güzel güzel naif naif konuşan sesle zihninizde iki tane ses var ya çarpışan. işte o sizin kalbinizin sesi. Zihninizi susturamazsınız. Zihninizle savaşmayın. O zihin burada robot olarak duracağı için onunla savaşmayı bırakın. O orada konuşur 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 en son yorulur, ee, gece oldu uyur gider. Siz o konuştuğu zaman ona cevap da vermeyin, o orada konuşmaya devam etsin. Siz ama kalbinizin sesini duymaya çalışmaya devam edin. Yapmanız gerekenleri zaten yapıyorsunuz, sorumluluklarınızı yerinize getiriyorsunuz ama tamamen burayı dinlemeyin. Zaten size öyle bir gazlar ki yani katil formatına da getirir, başka formatlara da getirir, sizi yönetmeye başladığı anda siz artık e, tamamen robotlaşmış oluyorsunuz. Şimdi zihnimiz sürekli bize e, bu tarz yargılamaları, işte yanlışları görmeyi, onu bunu eleştirmeyi, dedikodu yapmayı vesaireyi ne yapıyor? Bize dayatıyor. E, i̇şte çocuklardan, hayvanlardan, doğadan, sevgiden de öğrenilebilir. Bunun e, en doğal hali nasıl olur dersek, e, doğada zaman geçirmek işte bizi zihnimizden uzaklaştırır kullanmadığımız tüm duyularımızın aktif olmasını da sağlar. İşte doğada zaman geçirken herkes böyle bir huzurlu, bir ferah hisseder ya bundan kaynaklı. Ne yapıyoruz? Böylece sezgilerimiz artıyor, diğer canlılarla bağlarımız güçleniyor. İşte hayvanları sevdi sevdiğimiz zaman da yine enerjimiz e, yükseliyor. Ayrıca zihnimizi besleyen işte bu e, televizyon, film, dizi, şarkı, e, işte politikalar, haberler e, bunların hepsi de zaten zihnimiz için birer malzeme. Konuşacak konusu çıkıyor bu şekilde. Dolayısıyla onu susturmak, hani bunlarla daha çok yoğun ilgilendiğiniz zaman zihninizi susturmak daha da zorlaşıyor. E, peki ben zihnimi başka nasıl susturabilirim? E, meditasyon, daha doğrusu susturamayız da sesini kısabilirim diyelim. Meditasyon yapabiliriz. E, dinginlik halimizde bizim zihnimizi susturur. Böyle, e, meditasyonlar çok şey yarıyor Yani günde en azından bir 10-15 dakika yaparsanız çok faydasını görürsün. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.